Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Yapımı tamamlanan Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hasta kabulü için geri sayım devam ederken haber ekibimizle birlikte yeni hastaneyi sizler için görüntüledik. 307 bin metrekare alanda 17 bin metrekare inşaatı alanı üzerine 64 bin metrekare kapalı alana sahip 400 artı 200 yatak kapasiteli hastane, 100 poliklinik ve 157 uzman, 20 yardımcı doçent, 3 profesör ile Aksaray ve çevre illerden gelen hastalara sağlık hizmeti verecek. 400 yataklı hastane inşaatı tamamlanan ve Temmuz ayı içerisinde hizmete girmesi beklenen yeni hastanenin 200 yataklı ek bina inşaatı ihalesi ise gerçekleştirildi. İnşaatı biten, iç tefrişat ve çevre düzenlemesi çalışmaları süren Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kompleksinde sağlıkta ilkler öne çıkıyor. Hastane, engelli hastalar başta olmak üzere hasta ve hasta yakınlarının her türlü ihtiyacı ve konforu düşünülerek hazırlanan birer kişilik hasta odaları, helikopter pisti, yeşil alanları ve otoparkla 5 yıldızlı otel konforunu aratmayacak. 400 artı 200 yatak kapasitesi ile en ileri sterilizasyon tekniklerinin uygulandığı uluslararası standartlardaki yapılan yatırımla alanında uzman hekimlerden oluşan akademik kadrosu, hasta odaklı hizmet anlayışı, ileri tıp teknolojisine sahip tanı tedavi üniteleri, modern mimarisiyle çok yakında hizmete açılacak olan Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi daha şimdiden bölgenin sağlık üssü olmaya aday. Merkezi konumu açısından stratejik bir noktada yer alan Aksaray, sağlık alanında yalnızca Aksaray'a değil, iç Anadolu ve yurt dışından gelen hastalara da sağlık hizmeti sunarak sağlık turizmine yatırım yapmayı hedefliyor. Aksaray Belediyesi kent genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarıyla cadde ve sokakları pırıl pırıl yaparken, inşaat atıkları ve molozlarla çevreyi kirletenlere ceza uygulaması başlattı. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kireçlik Mevki ve Ervah Kabristanlığı bölgesinde zemin düzenlemeleri ve hafriyat çalışmaları başlattı. Yaşanabilir bir çevre ve Aksaray için teknik ekipmanlarını güçlendiren ve çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Aksaray Belediyesi, kaçak olarak inşaat atıkları, yıkıntı, taş veya toprak atıklarını, molozlarını gelişigüzel dökerek çevre kirliliğine sebep olan vatandaşları uyarıyor. Aksaray Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, belediyemizce moloz dökümü için belirlenen yerler dışında kaçak olarak yol kenarlarına, kaldırımlara, ormanlık ve yeşil alanlara, gelişigüzel moloz dökenlere, moloz denetim ekipleri tarafından para cezası kesileceği belirtildi. Şu an Çiftlik bölgesindeyiz. Çiftlik bölgesinde harfiyatçıların ve bir takım insanlar buraya izinsiz olarak döktükleri kaba atıklar, çöpler, onları düzenliyoruz. Ve bundan sonra da zabıtamız düzenli olarak şekilde buraları kontrol edecek. Eğer döken, tekrar bu güzelim yerleri tekrar bu hale getirenlere ceza işlemler uygulanacak. Bundan sonra belediyemiz bu gibi yerlerde daha da tedbirli, daha da düzenli, daha da iyi bir şekilde hizmet vermeye devam edecektir. Çiftlik bölgesinde, Kireçlik bölgesinde çalışıyorum şu anda. Çevreyi inşaatçılar, harfiyatçılar kirli molozları döküyorlar. Buraya kaçak olarak döküyorlar. Buraları temizliyor şu anda. Buralara bir daha dökerlerse ceza işlemi uygulanacak. Belirlenen alanlar dışında inşaat atık ve artıklarını atarak çevre kirliliği oluşturanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesinin 4. bendine göre idari para cezası veriliyor. Kanun çerçevesinde hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları kurallarına uyulması, atık taşıma ve kabul belgesi alınarak atıkların belirlenen depolama sahasına dökülmesi gerekiyor. Aksaray Belediyesi inşaatı tamamlanan ve yakın bir zamanda hizmete girecek olan Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgesinde altyapı çalışmalarını hızlandırdı. Tacin Mahallesi Yeni Hastane bölgesinde hastaneye bağlı olarak kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarını tamamlayan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri hastane açılışı öncesi bölgenin tüm altyapı çalışmalarını tamamlamak için yoğun mesai harcıyor.
Bölgede içme suyu hattı çalışmalarına başlayan ekipler yeni sezonda çalışma planı çerçevesinde mahallede 8500 metre şebeke hattı yenileme ve kanalizasyon çalışmaları yapacak. Aksaray genelinde birçok noktada içme suyu şebeke hatları yenilenirken Aksaray'ın içme suyu sorununa köklü çözüm getirecek olan ve Bağlıköy'den başlayan içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinde yürütülen çalışmalar ise aralıksız sürüyor. Spor Toto Bal Ligi 5. grup temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor bu hafta kendi evinde ligin 20. haftasında Kayseri Şekerspor'u konuk edecek. Şampiyonluk yolunda uzun süre liderliğini koruyan ve maç eksiğiyle 46 puanla ikinci sırada mücadelesini sürdüren temsilcimiz Siyah Beyazlı ekip bu hafta ligde 28 puanla 5. sırada yer alan Kayseri Şekerspor'la karşılaşacak. Her hafta heyecan ve çekişme dolu karşılaşmalarla başarısını ve puanını yükselten 68 Aksaray Belediyespor, pazar günü saat 14'te kendi evinde Kayseri Şekerspor'u konuk edecek. Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor basketbol takımımızda bu hafta kendi evinde Ceylan Pınar maçına çıkacak. 68 Aksaray Belediyespor ligin 12. haftasında kendi evinde oynayacağı Ceylan Pınar Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Antrenör Lütfü Özdemir eşliğinde devre arası sonrası ilk maçına çıkacak olan temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor Tekerlekli Sandalye takımımız pazar günü saat 13'te kendi evinde Büyükşehir Belediye Ceylan Pınar Belediyespor'u konuk edecek. Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.